Bu karışık pozisyonda beyaz oynar ve kazanır. Hadi bakalım. At B6 oynuyoruz. Siyahın vezirini saldırdık. Hem de tabii ki beni yani kaleyi de almak istiyoruz. Ama siyah kalemizi alabilir şahla. Tamam şah D2 oynuyoruz. Siyahın e, vezirini saldırdık. Ama diyelim şimdi siyah ikinci kalemizi alıyor. Vezir B2 bir tehdit var. Şimdi e, şahlarımızı başlıyoruz. At F7 şah Siyahın bir seçenek yok. Atımızı almak zorunda. İkinci bir şah geliyor. Siyahın bir seçenek yok. Almak zorunda filimizin. Şimdi vezire vezir 5 şah. Bir seçenek var siyahın ama yani ne yaparsa yapsın mat olacak. Diyelim şah d8 ise şah ad değdi, vezir idi mat. atımıza alırsa şimdi vezir c5 bir şah var. a5'e gitmek zorunda. Ve ondan sonra b4 bir mat var. Çok ve çok güzel.